Merhaba, NTV'ye seçime doğruya hoş geldiniz. Yerel seçime 19 gün kaldı. Geri sayım devam ediyor. Tabii zaman azaldıkça da hem seçim rekabeti hem heyecanı artıyor. Bugün bir konuğumuz var seçime doğru da. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le beraberiz. Hoş geldiniz Sayın Çelik. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim, dünden bu yana çok konuşulan görüntülerle başlayalım. Bir görüntü sosyal medyada, bir masanın üzerinde paralar var, yüklü bir miktar para. Cumhuriyet Halk Partili bazı isimler var görüntüde. Bu tabii görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu para kime ait, nereden geldi, nereye gidiyordu, neden oradaydı, orası neresi? Birçok soru ortaya çıktı. Siz dün bir açıklama yaptınız il başkanlığı olarak ama bu ekranda da ilk kez şahsen o iddialara, o sorulara bir yanıt vermek ister misiniz? Tabii ki. Öncelikle tabii Ramazan ayının ikinci günündeyiz. Ramazan ayının ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sunmasını diliyorum. Tüm komşularımızın, İstanbulluların ve 86 milyonun Ramazan'ını kutluyorum. Tutulan oruçların Allah katında kabul edilmesini diliyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, dünkü görüntüleri izledik ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak bir açıklama yaptık. Önce şunu ifade etmek isterim. Görüntüler 2019 yılına ait. Yani 2019 yılında bizden önceki yönetim, benden önceki il başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğündeki yönetim bir il binası satın aldı ve İstanbul'a, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir il binası kazandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi o görüntüler, o il binasının satın alınması için yapılan ödemenin görüntüleri. Bazı sosyal medya hesaplarında il binası olduğuna dair bazı bilgiler paylaşıldı. Orası il binası değil, satın alınan binanın avukatının ofisi. Satın alınan binanın avukatının ofisi ve bir zaten o para ödenirken bir teslim ve tebellü belgesi de imzalanmış. Onu da zaten dünkü açıklamamızla birlikte paylaşmış olduk. Şimdi burada tabii iki aslında yanlış bilgi yayılıyor. Birincisi, kurultayla ilişkilendirdiler. Dediler ki işte kurultayla ilgili bu paralar dağıtıldı şeklinde. Bir kere zaten kamera görüntülerinde, görüntülerin güvenlik kamerasındaki görüntülerde, görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu çok net bir biçimde görüyoruz. Kurultay zaten henüz bu yıl yapıldı. Şimdi ikincisi de şu, zaten o görüntülerdeki iki isim, Can Poyraz ve Özgür Naz, hem İstanbul Canan Kaftancıoğlu'nun, benden önceki il başkanının yakın çalışma arkadaşları. Hem İstanbul Kongresi'nde zaten Canan Hanım'la karşı karşıyaydık. Ekrem Bey ve Canan Hanım karşı karşıyaydı. Hem de kurultayda karşı karşıyaydık. Dolayısıyla yarışan iki ayrı taraftık aslında. Bu yönüyle o görüntülerin kurultayla ilgili olması kesinlikle mümkün değil. İkincisi de şu, bu görüntüleri tamamen bir seçim zamanı Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmaya yönelik servis, yani günün sonunda 31 Mart'ta bir seçime gideceğiz. Oradaki İBB meclis üyesi üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmaya yönelik bazı görüntüler. Şunu da ifade etmek isterim. En çok şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki ya bu ödemenin işte 40 milyona alınmış il binası banka yoluyla yapılması gerekirdi. Evet. Şimdi bir kampanya düzenlendi. Ben de o dönem ilçe başkanıydım. Ben de bağışta bulundum. İstanbul İl Binası'nın satın alınmasına ben de bağışta bulundum. Bir kampanya düzenlendi. Kampanya şu, bir tuğlada sen koy. Hatta reklam filmleri falan var o döneme geri dönüp bakacak olursanız. Bir tuğlada sen koy kampanyası üzerinden kimimiz gittik banka yoluyla bağışta bulunduk. Ama bazı insanlar da banka yoluyla bağışta bulunmak istemiyorlar. Özellikle iş insanları. Diyorlar ki ya ben şimdi bir iş yapıyorum, ticaret yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplarına banka yoluyla bağış yaparsam sıkıntı yaşayabilirim kaygısı taşıyorlar. Mevcut iktidar kaygısı ve korkusuyla elden de bağışlar yapabiliyorlar makbuz karşılığı. Dolayısıyla 40 milyona alınmış il binasının 15 milyonluk kaporasını belgeli bir biçimde teslim edildiği bir görüntüdür bu. Zaten görüntülerdeki kişilerden bir tanesi de mevcut bina sahibinin avukatıdır. Dolayısıyla bu bilgiler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor.
tamamen Büyükşehir Belediye Başkanımızı yıpratmaya yönelik. Bir başka bir şey daha, dün bir sosyal medya hesabında gördüm. Özgür Çelik, işte sen bu binayı satın alırken banka yoluyla gönderilmeliydi, doğru söylemiyorsun gibi. Zaten binanın satın alınma aşamasında ben il başkanı değilim. Sayın Canan Kaftancıoğlu il başkanı. Ben daha 6-7 ay önce göreve gelmiş bir il başkanıyım. Bir cümleyle... Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski avukatı olduğunu söyleyen Mustafa Kemal Çiçek, dünden bu yana bu 30 milyona alındı, genel merkezden geldi o paralar. Dolayısıyla acaba burada bir haksız zenginleşme içerisine girme mi var diyor o görüntülerdeki paralarla ilgili. O açıklamayı okudum. Zaten uzun süre önce genel merkezden ayrılmış bir avukat. Dolayısıyla çok net olarak mesele şudur. 40 milyona alınmış bir bina, 15 milyonu o teslim tebellü belgesiyle verilmiş. Geriye kalan kısmı da banka yoluyla gönderilmiştir. Fakat şunu söyleyeyim, ben zaten daha önce, yaklaşık 2 ay önce hem televizyon kanallarında hem de yaptığım çeşitli toplantılarda şunu söyledim. Dedim ki, biz dedim sadece bir siyasi rakibe karşı yarışmayacağız. Sadece bir belediye başkan adayına karşı yarışmayacağız. Bir bürokrasiye karşı da yarışacağız. Görmeye başladık. Valiler adaylarla saha kampanyası yapıyor. İki, kamu kaynaklarına karşı yarışacağız. Bakanların faaliyetlerini izliyoruz. Üçüncüsü, medyanın bir bölümüne karşı yarışacağız. Bazı medya kanallarında yer almayacağız. Bazıları da sürekli negatif yorumlar yapacak bizimle ilgili. Üçüncüsü de sosyal medyada sahte videolarla, montaj videolarla, kurgu videolarla ve aslında İftiralarla ve karalama kampanyalarıyla yarışacağız. Bir örnek daha söyleyeyim sadece. 2019 yılındaki görüntüleri dün yayınladılar ve bugün oluyormuş gibi gösterdiler. Kurultayda oluyormuş gibi gösterdiler. Bir tane örnek daha söyleyeyim. Birkaç ay önce de yapmışlardı. Dün yine Başakşehir'de sanki bir YTT arabası arıza yapmış gibi oraya yine bir set kurdular. Sis makinesi koydular. Aracı oraya götürdüler. Yine bir reklam filmi çekerken sanki YTT arabası arıza yapmış gibi bir görüntüyü kurgulamaya çalışırlarken yine yakalandılar ne yazık ki. Durum ana hatlarıyla bundan ibarettir. Çok kısa şunu da sorayım. Şimdi bir savcılıkla bir soruşturma başlattı evet. Bu olayla ilgili. Siz bir karşı suç duyurusu, bir başvuru yapacak mısınız? Tabii yaptınız ki mı? Kesinlikle o görüntüleri servis eden avukat hakkında, o görüntüleri servis eden avukat hakkında bir suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü söyleniyor ya, il binası diye. İl binası değil, satın alınan binanın sahibinin avukatıdır ve oranın güvenlik kameralarıdır. Kesinlikle hem biz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak bir suç duyurusunda bulunuyoruz, hem de aynı zamanda o görüntülerdeki partili arkadaşlarımız da bir suç duyurusunda bulunuyor. Şimdi tabii artık seçim yarışı iyice hızlandı. Bir önemli bir rekabet görüyoruz İstanbul'da. Adaylar her gün sahada, sokakta, siz de sokaktasınız. Nasıl bir tablo görüyorsunuz İstanbul'da? İstanbul'u kazanacağız. İstanbul'da gördüğümüz tablo şu. İstanbul'u kazanacağız. Çünkü İstanbul'da 2019'dan bu yana çok önemli hizmetleri olan bir belediye başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart'ta yarışa giriyoruz. 2019'dan bu yana İstanbul'un çocukları için, gençleri için, kadınları için, emeklileri için, emekçileri için çok önemli hizmetler yapıldı. Belki birazdan bu konularla ilgili bir soru gelirse neler yapıldığını da özetlemek isterim. Ancak İstanbul'da saha çalışmalarımızı başlattık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu her gün bir ya da iki ilçede halk buluşmaları gerçekleştiriyor. Çok çeşitli çalışmalar yürütüyor. Meydanların coşkusunu görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul'da çok önemli bir kabul var. Ve 31 Mart'ta İstanbul'u kazanacağız. Ancak şöyle bir iki aday kıyaslaması yapmama müsaade ederseniz. Şimdi tabii 22 siyasi parti aday çıkarttı. Ve 27 tane de bağımsız aday var. 49 aday yarışacak. Ancak hepimiz biliyoruz ki yarış iki aday arasında gerçekleşecek. Şimdi buradaki aslında temel mesele şu. Bütün İstanbul yarışın iki aday arasında gerçekleşeceğini biliyor. Burada şuna bakmak lazım. Buradaki temel soru şu. İstanbul'u kim yönetmeli? İstanbul'u İmamoğlu mu yönetmeli? Kurum mu yönetmeli? Şimdi İstanbul'u kim yönetmeli dediğimiz zaman İstanbul'un dere yataklarını, kent ormanlarını,
İstanbul'un askeri alanlarını imara açanlar mı yönetmeli ki Sayın Kurum'un bakanlığı döneminde askeri alanlar imara açıldı ve birçok yeşil alanı imara açıldı. İstanbul'un yeşil alanlarını imara açanlar mı yönetmeli yoksa İstanbul'a 9 milyon metrekare yeşil alan kazandıran İmamoğlu mu yönetmeli? İkincisi şu, İstanbul'un binaları daha önce bir takım derneklere, vakıflara, cemaatlere veriliyordu. Onlar orada bir takım faaliyetler yürütüyordu. 2019'dan bu yana İstanbul'un binaları yurtlara, çocuk kreşlerine dönüştürüldü. İlk defa İBB bünyesinde yurtlar var. İlk defa İBB bünyesinde çocuk kreşleri var. Yani İstanbul'un binalarını derneklere, vakıflara verenler mi yönetmeli? Yoksa İstanbul'un binalarına çocuk kreşi yapan, yurt yapanlar mı yönetmeli? Bir başka bir şey, İstanbul'da 2019'dan önce İBB kaynaklarıyla 34 kişiye burs verildi sadece. O 34 kişi yurt dışına gönderildi. 2 tanesi geri getirilip milletvekili yapıldı. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu döneminde 2019'dan beri 100 bin öğrenciye burs verildi. Yani 34 kişiye burs verenler mi yoksa 100 bin dar gelirli aileye burs verenler mi yönetmeli? Son olarak şunu ifade etmek isterim. Yani 16 milyon İstanbullunun kaynaklarını kendi etrafındaki bir avuç insana dağıtanlar mı yönetmeli? Yoksa bu şehrin kaynaklarını çocuklara, gençlere, kadınlara, emeklilere, emekçilere dağıtanlar mı yönetmeli? Temel soru budur. İstanbul'u kim yönetmeli sorusunun cevabı da İstanbul'u 2019'dan beri adil, eşitlikçi bir biçimde yöneten Ekrem İmamoğlu yönetmeli ve biz bunu sahada ve sokakta çok net bir biçimde görüyoruz. Şimdi partinize yöneltilen eleştirilerden veya tartışma alanlarından bir tanesi de kent uzlaşısı meselesi. Hı hı. İstanbul Esenyurt'ta bir kent uzlaşısı altında bir çalışma, bir işbirliği yapıldı mı, yapılmadı mı, ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayı vardı, Ali Gökmen. O çekildi adaylıktan, Ahmet Özer yerine aday gösterildi. Zaman zaman da iktidar cephesinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltilen bir eleştiri var. DEM Parti ile CHP arasında bir ittifak var şeklinde. Ne dersiniz bu eleştirilere dair? Şimdi Esenyurt'ta sadece adayımız geri çekilmedi. İki yerde adayımızı geri çektik. İkisinde de sağlık sorunları nedeniyle adayları geri çektik. Bir tanesi Esenyurt, bir tanesi de Güngören. Esenyurt'taki Ali Gökmen, sağlık sorunlarım ortaya çıktı dedi. Güngören'deki adayımız da yine sağlık sorunları ortaya çıktı, yüz felci geçirdi. Ve bu iki adayı geri çektik. Bunların yerine de yine Cumhuriyet Halk Partili olan adayları gösterdik. Esenyurt'taki Ahmet Özer bizim daha önce milletvekili adayımızdır. Çok uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Ayrıca son 5 yıldır da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıdır. İstanbul Planlama Ajansı'nda danışmanıdır. Yani biz bir Cumhuriyet Halk Partili'yi çekip başka bir siyasi partinin üyesini aday yapmadık. Ahmet Özer bizim üyemiz ve bizim adayımızdır. Tekrar ediyorum, milletvekili adayımızdır. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın danışmanıdır. Yine Güngören adayımız Yüksel Bey de bizim Cumhuriyet Halk Partimizin üyesidir. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın da, daha doğrusu Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştirak şirketinin genel müdürüdür. Şimdi kent uzlaşısı terimini DEM Parti sıklıkla kullanıyor. Aslında kent uzlaşısı kavramıyla şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar, bir yerde adaylara bakarız. Eğer oradaki adaylar, yani ben kendi bildiğimiz, duyduğumu söylüyorum. Oradaki adayların kente iyi hizmet edeceğine inanırsak oralarda aday çıkartmayabiliriz kent uzlaşısı yoluyla diyorlar. Şimdi biz şöyle bir tanımlama kullanıyoruz. Biz diyoruz ki biz İstanbul İttifakı'nın adayıyız. Çünkü bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece Cumhuriyet Halk Partililerden değil, DEM Partililerden de, İYİ Partililerden de, Saadetlilerden de, Yeniden Refahlılardan da, hatta MHP'li seçmenlerden de, AK Partililerden de oy alıyor. Şimdi sürekli şunu görüyoruz. Ya işte CHP listesinde DEM Partililer var. Şimdi CHP listesinde AK Partililer de var. Bir sürü örnek sayabilirim ama bir tanesini söyleyeyim. Bizim Üsküdar birinci sıra adayımız 2019'da AK Parti'den belediye meclis üyesi seçildi. Bir süre sonra dedi ki ya böyle bir şey olamaz.
Siz burada bir sürü şeyi engellemeye çalışıyorsunuz Cansu Hanım. Üsküdar 1. sıra meclis üyesi adayımız. Birçok şeyi engellemeye çalışıyorsunuz. Benim vicdanıma uygun değil dedi. İstifa etti, bize geldi. Bizim listemizde İYİ Partililer de var. Şimdi AK Parti'de de böyle durumlar var. Bakıyorsunuz mesela Doğu'da DEM Parti'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları var. Milletvekili geçişleri var. Şimdi bunlara mesela hiç konuşmuyorlar. Ancak bizim listemizde daha önce DEM Parti'de siyaset yapanlar var mıdır? AK Parti'de siyaset yapanlar da var. İYİ Parti'de siyaset yapanlar da var. MHP'de siyaset yapanlar da var. Demokrat Parti'de siyaset yapanlar da var. Demokrat Parti'nin bir önceki il başkanı şu anda bizim Kartal'da 1. sıra meclis üyesi adayımız. Yaklaşık 4 dakikamız kaldı Sayın Başkan. Şimdi aday belirleme süreci de zorlu bir süreç oldu bazı ilçelerde. Aday gösterilmeyen mevcut başkanlardan kırgınlıklar yaşayanlar oldu. Kimileriyle yine bir sulh ortamının diyelim tesis edildiğini görüyoruz ama özellikle Sarıyer'de Şükrü Genç bağımsız olarak adaylığını koydu. Şunu merak ediyorum, bir görüşme var mı? Yeniden bir işbirliği veya Şükrü Genç'in çekilmesi gibi bir durum söz konusu mu? Nasıl bir durum var orada? Şükrü Genç partimizde 15 yıl boyunca belediye başkanlığı yapmış, çok kıymetli, çok değerli bir büyüğümüzdür. Kendisiyle diyaloglarımız, temaslarımız devam edecektir. Biz Sarıyer'de Sayın Oktay Aksu'yla bir seçime gidiyoruz. Oktay Aksu çok deneyimli bir isimdir. Belediye başkan yardımcılığı yaptı. Sarıyer'de görevleri oldu. Dolayısıyla Oktay Aksu Sarıyer halkına çok önemli hizmetler sunacak. Diğer alanlarda da yeniden aday gösterilmeyen tüm belediye başkanlarımızla bir diyalog ve temas halindeyiz. Şimdi yaklaşık 2 dakikalık bir süremiz kaldı efendim. Şunu da sorayım. Nasıl hazırlandınız 31 Mart akşamına? Nasıl bir çalışması, bir operasyon olacak CHP il yönetiminin? Öncelikle şunu ifade etmek isterim. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de sandık güvenliği. İstanbul'da 33.227 sandıkta oy kullanılacak. 33.227 sandıkta asil sandık sorumlularımız tamamlandı. Her okulda avukatlarımız olacak. Okul kat sorumlularımız, bilişim sorumlularımızla beraber, yedek sandık sorumlularımızla ve müşahitlerimizle beraber 100.000 kişiyle sandıkları koruyacağız. Sandık güvenliği eğitimlerimiz başladı. Bilişim altyapısını oluşturduk, tatbikatlarını yapıyoruz. Verilerin okullardan hızlı bir biçimde İstanbul İl Başkanlığı'na ve genel merkeze gitmesini sağlayacağız. Seçim günü hazırlıklarımız tamam. İstanbulluların sandık güvenliği konusunda içi çok rahat olsun. Sandıklar bize emanet. Gönül rahatlığıyla İstanbullular oylarını kullanabilirler. Son olarak da şunu ifade etmek isterim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 2019'dan bugüne yeşil alanlardan metro yatırımlarına, çocuk kreşlerinden yurtlara, burslara, öğrencilere verilen burslardan çocuklara dağıtılan sürtler, anne kartlar, kentin altyapı sorunlarının çözülmesi, kültür varlıklarının korunması gibi çok önemli işler yapıyor ama çok güzel de vaatlerle geliyoruz. Çok fazla alanda vaatlerimiz var ama biliyorsunuz emekli maaşları, asgari ücret çok büyük bir yokluk ve yoksulluk içerisinde toplum. Kendilerini yalnız hissetmesinler. Yeni dönemde tek asgari ücret alan, tek emekli maaş alan ailelere 10.000 lira pazar desteği vereceğiz bir. İkincisi, tek emekli maaşıyla geçinen evlere günde bir halk ekmek vereceğiz. Üçüncüsü, gezici aşevleri kuruyoruz İstanbul'da. Dördüncüsü, tek asgari ücretle geçinen ailelere yıllık 10.000 lira ulaşım desteği, yeni evlenecek 100.000 çifte 30.000 lira destek, 45.000 aileye yeni doğan paketi, şehit ve gazi yakınlarına 5.000 lira destek, kentsel dönüşüm, İstanbul'un deprem gerçekliği var, dar gelirli aileler konutları dönüştüremiyor son cümlelerim, 9.000 lira kira desteği dar gelirli ailelere ve dar gelirliye %60 kentsel dönüşüm desteği, dar gelirli emeklilere de %65 kentsel dönüşüm desteği gibi çok önemli projeler geliyor. Ama bunlar sadece bir bölümü, çok çeşitli alanlarda çok önemli vaatlerimizi belki ilerleyen günlerde daha uzun programlarda konuşmak dileğiyle diyelim. Yani çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuğumuzdu efendim. İstanbul'u konuştuk. Büyükşehir ve il belediyeleri kadar tabii ilçe belediyeleri içinde kıyasıya bir yarış var. Konya, Bursa ve İstanbul'un ilçelerinden şimdi 4 adayın açıklamalarına bakacağız.
geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek nitelikte proje ve yatırımlar yaparak tüm vatandaşlarımız için daha güzel bir yaşamın temellerini sağlamlaştırdık. Şükürler olsun ki bugün geldiğimiz noktada yüzünü Türkiye yüzyılının en yüksek burçlarına dönmüş, her alanda gelişen bir Karatay'dan kıvançla bahsedebiliriz. Hamdolsun 5 yılda hedeflediklerimizin 3 katından fazlasını Karatay'ımıza kazandırdık. Ve en önemlisi de yatırımlarımızın tamamını %100 öz kaynaklarımızla yaptık. Nüfusun altına indi diye buradan sağlık ocağı kalkmış. Belki böyle bir genel kuralı var Sağlık Bakanlığı'nda ama bu tip turizmin potansiyeli olan hafta sonları buraya İstanbul'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den, Afyon'dan, birçok kentten, bugün gördüm Bolu'dan, birçok yerden insanlar geliyor ve burada acil sağlık müdahalesi için burada mutlaka sağlık ocağının olması lazım. Her şey sayıyla ölçülmez. Bu tip turizm potansiyeli olan yerlere destek lazım. O yüzden sağlık ocağı da buraya şart. Biz Büyükşehir Belediyesi'nde alacağımız görünüyor buradan. Hemen Büyükşehir Belediyesi, hem Nilüfer Belediyesi buraya gerekli yatırımları yaparak buranın hak ettiği gerçek değeri almasını sağlamaya çalışacağız. Seçildiğimizde Beşiktaş Belediyesi'ne ne yaptıracağız? Hep birlikte söyleyelim. Ne mutlu? Kentsel dönüşümle her birimiz mahalle mahalle, sokak sokak yanında olacak. Yani her birimiz dirençli evlerde yaşam hakkına kavuşacaksınız değerli komşular. Bir numaralı projemiz, taahhüdümüz sizlere bu. Size söz veriyorum. 2 yıl içinde Beşiktaş'ta kira öder gibi otopark parası ödemeyeceksiniz. Gerek yeşil alanların altına otoparklar, katlı otoparklar, gerekse mini otoparklarla bu işi kökten çözeceğiz. Esenyurt'ta mantar gibi türeyen apart oteller var. O da yetmemiş, evleri otel haline getirilmiş. Ya şimdi burası normalde ortanın bir altında olan bir ilçe. Esenyurt'ta otellerde kimler kalıyor? Bu apartlarda kimler kalıyor? Ne kadara ihtiyaç varmış? Başka bir iş bu. Bundan da korkuyorlar. Diyorlar ki çoluğumuza çocuğumuza iyi örnek olmuyorlar. Genç kızlarımız için özenti haline geliyor. Yaşları 9'lara inmiş çocuklarımız eroin esrarla tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yabancıları kontrol edilmedikten dolayı bunlar üzerinden sevk ediyorlar bu işleri. Kim sahip çıkacak bizi? Evleri olan Esenyurt'ta sokağa çıkamıyorlar. Bizi bunlardan kurtaracak mısınız? İlk sordukları o. Ben hep söylüyorum. Şerefim üzerine yemin ediyorum ki %75'ini 2 yıl içerisinde temizleyeceğim. İzmir'e gideceğiz. NTV bölge temsilcisi Merih Ak, konakta AK Parti adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile konuşacak. Merih. Burak, seçimlere 19 gün kaldı ve baktığımızda İzmir belki de son dönemlerin en heyecanlı, en at başı seçimlerinden birisini yaşıyor ki bu süreçte İzmir'de kadın varlığı da aday varlığının da önemli derecede arttığını görüyoruz. 30 ilçede toplamda 140'a yakın kadın çeşitli partilerden belediye başkan adayı oldu ama en çok aday da Konak'ta. Konak'ta 7 kadın, çeşitli partilerden 7 kadın belediye başkan adayı ve onlardan bir tanesi de Cumhur İttifakı'nın Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı canlı yayın konuğumuz. Senin de az önce söylediğin gibi kadın deyince İzmir ve kadınlar büyük bir rekabet içerisinde baktığımızda neler söylemek lazım? Onunla başlayalım isterseniz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. İzmir zaten güçlü kadınların olduğu bir şehir. Eğer şehirlerin bir kimliği olsa, bir cinsiyeti olsa İzmir kadın şehridir. O yüzden de temsiliyet noktasında biz kadınlar olarak her alanda, eğitimde, siyasette, sanatta, sporda, her alanda güçlü kadınların olduğu bir şehir. O yüzden de biz hiçbir şekilde rekabet olarak görmüyoruz. Burada İzmir'de hizmet eden, kadının elinin değdiği yeri güzelleştirecek hizmetlerin gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Anladım. Çok projeler var baktığımızda ama konağa baktığımızda konağın özel bir yapısı var. Şöyle ki, Konak İzmir'in en eski ilçesi. Doğru. Ve
yapılarda da ciddi eskime, yapı stoklarına ciddi bir eski bir stok var. Hı hı. Bu İzmir'de özellikle çözülmesi gereken sorundan bir tanesi ama siz Konak Belediye Başkanı eğer olursanız seçildiğiniz takdirde öncelikli olarak yerinde değişim ya da kentsel değişimler ne projeniz var? Şimdi biz zaten geçtiğimiz hafta lansmanımızı yaptık. Yapmış olduğumuz lansmanda da 5 ana başlıkta topladık bütün konuları. Bu konuların ilk gündem maddesi olan ve İzmir'in en önemli problemi olan şeylerden bir tanesi şehrin acil bir şekilde yapı stoğunun değişmesi. Kentsel dönüşüm yerinde yenilenme diyoruz. Altyapısı, otopark sıkıntısı, ulaşım sıkıntısı bunların hepsi bir başlık altına topladığımız şeylerdi. Yerinde dönüşümde de yapacağımız iş, burada bir açıklanmış bir imar planımız var. O imar planı içerisinde üstünde ufak bir tadilatla rezerv alan yaratmaya çalışıyoruz. Yaratacağımız rezerv alanda Yeşildere dediğimiz bölgede konut üretimine başlayacağız. Bu yapmış olduğumuz konutlarla bölgesel olarak yerinde dönüşümü sağlayacağımız mahalleleri orada misafir edeceğiz. Onların mahallelerinin dönüşümünü tamamladıktan sonra tekrardan diğer mahalleleri alacak şekilde herkesi hizmetle buluşturacağız. Bu hani en büyüklerden bir tanesi. Tabii biz normalde rezerv alan olsa elimizde konak öyle bir yer ki alan üretmekte çok sıkıntı yaşadığımız bir yer. Şimdi 1500 konut ne ki? Biz 5000 konutu bir yıl içerisinde biliyorsunuz Bayrak'ta işte sizler de her zaman takip ettiniz. Şehir Hastanesi'nin üstünde 5000 konut yaptık bir yıl içerisinde. Hani bizim burada bir alanımız olsa çok daha fazla konutta çok daha hızlı bir şekilde yerinde dönüşümü sağlayacağız. Tabii sadece Yeşildere bölgesi için değil, burada hepimizin de göz bebeği olan Göztepe, Güzelyalı, Karataş, Alsancak dediğimiz sahil şeridindeki binalar da yapısı olarak çok eski. Onların da yenilenmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili de artık göreve geldikten sonra yapacağımız hani çalışmalar olacak. Tabii bunlar içerisinde sokak sağlıklaştırmalar yapacağız. İzmir Konak ilçemiz akşam 360 bin kişinin başını yastığa koydu ama 2 milyon kişinin de gün içerisinde burayı iş yeri olarak, ticaret yapanlar olarak, turistik olarak kullandıkları bir ilçe. O yüzden bu ilçenin öncelikle altyapısını 2 milyon kişiye göre dizayn etmemiz lazım ki burada gerçekten herhangi bir afet anında artık o kötü görüntüyü yaşamasın. Çünkü İzmir Konak dediğimiz anda herkesin aklına bir sular altında kalan bir Alsancak. 3 ay önce sizler de biliyorsunuz. Kemeraltı. Biz bunları yaşattırmak istemiyoruz. Artık Konak'ta herkes daha huzurlu bir şekilde, daha sağlıklı yaşaması için alanları aktif hale getireceğiz. Sonrasında burası tabii İzmir dediğimiz anda ticaretin kalbi diyoruz. Çünkü Konak'ta Alsancak Limanı ile başlayan, hani her şehrin bir hikayesi var, limanla başlayan hikayesi. Kemeraltı yıllarca, 7000 yıl önce ticaretin başladığı noktalardan bir tanesi. Burada ticareti tekrar yeniden canlandırmak için yapacağımız projelerimiz var. Liman arkasında bir bilişim vadisi projesi var ki bu Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hamza Dağ'ın çok önem verdiği projelerden biri. Aslında biz tabii Konak ilçesi olarak da birazcık şanslıyız çünkü Büyükşehir'le beraber yapacağımız çok anlamlı İzmir'in trafiğinden tutun ticaretine, kültür turizmine kadar bir sürü şeyi rahatlatacak beraber yapacağımız projeler var. O yüzden bu bilişim vadisi noktasında da orada yetiştireceğimiz melek yatırımcılar olsun, unicornlar olsun hem daha saha içerisinde kalacaklar, meydanlarda kalmış olacaklar, yaşayacaklar hem de kendi üretimlerini yapabilecekleri bir alan onları inşa etmek istiyoruz. Sonrasında İzmir'in en önemli faaliyetlerinden bir tanesi kültür turizm olarak değerlendirdik. Bir kültür yolu projemiz var. Alsancak'ta yine limandan başlayarak limanın olduğu yerde bir Alsancak Port, aynı Galata Port gibi kruvazer gemilerinin yıllarca şu anda çok fazla gelemiyor ama bundan sonrasında daha o gemi turizminin daha çok artacağı bir burada oluşum oluşturmaya çalışacağız.
Galata Port projesiyle. Galata Port'tan çıktıktan sonra orada gelmiş olduğumuz bir festival meydanı. Daha sonrasında Alsancak'ın o en tıkanan yeri biliyorsunuz Bayraktar'dan geldiğimizde bir taraf sağ taraf Kordon'a giden, sol taraf Alsancak'a giden tarafta garımız var. Garın raylarına bir 600-700 metre içeriye doğru çekerekten orada yaratacağımız çok güzel bir meydan çıkıyor ki sizler de biliyorsunuz Kültür Sanat Fabrikası'nın arkasında çıkan tarihi binalar var. Orayı tamamen İzmirli hem hava koşulları nedeniyle de coğrafya nedeniyle de 8 ay dışarıda yaşadığımız bir şehir. O yüzden de o meydanın bize gerçekten çok büyük katkısı olacak. İzmir'e yeni bir meydan kazandırmış olacağız. Ve daha sonrasında Kültür Park'a geçiyoruz. Kültür Park'ın içerisinde zaten anlatmaya gerek yok. Biraz önce ticaret derken aslında İzmir bir fuar şehri. Fuarlarıyla meşhur bir şehir. O fuarı tekrardan canlandıraraktan oradaki ufak katılımcıların olduğu yani büyük maden, araba, mobilya gibi değil daha gelinliği, işte kitap fuarını yapabileceğimiz, daha ufak katılımcıların katılacağı fuarların canlandığı, nikah salonunun tekrar yeniden yenilendiği, oradaki spor alanlarının, kortların, tenis kortlarımız orada, onların yenilendiği ve herkesin aslında özlemle beklediği Göl Gazinosu'nun o eski fuar, Eylül ayı olduğunda internasyonel fuara ne kadar gitmek istediğimiz anları hani yaşanılabilir anların olduğu sizde hemen heyecanlandınız bir İzmirli olarak değil mi? Peki projeler çok çeşit tabii ama ben şunu sormak istiyorum çünkü süremiz de azaldı bitmek üzere. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinden beri İzmir'de seçimi birinciyi tamamlayamadı. İzmirli Konaklı size niye oy versin? İzmirli artık 20 yıldır aynı yöntemle aynı sonuçları aldığı bir ortam var şu anda. Ben onu söylüyorum. Hem kendinize hem de kentinize bir şans verin diyorum. Biz bu işi, ben aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısıyım. 6 yıldır bu şehirde milletvekiliyim. Bu şehirde 30 ilçesinde 1293 mahallesinde ne ihtiyacı var biliyoruz. Konak'ta da şimdi 111 mahallesinin hangi bölgesinde nasıl ihtiyaca ne istediklerini bildiğimiz için onların istekleri noktasında yapacaklarımızı anlattığımızda zaten insanlar bize diyor ki evet doğru biz bunu istiyoruz. Biz yıllardır bunu istiyorduk ama maalesef ki bizim verdiğimiz partiden, bizim onlara tanıdığımız haklardan bu hizmetlerin hiçbirini alamadık. O yüzden ben özellikle kendi şahsım adına diyorum ki hem kendinize hem kentimize bir şans verin ve Konak artık hizmetle buluşsun. Çünkü İzmir dediğimizde ilk aklımıza gelen yerlerden bir tanesi Konak. Ama Konak maalesef şu anda burada yaşayan insanlara sorduğumuzda gece evine giderken sokak lambasının olmadığı, işte bir yağmur yağdığında dükkanını açamadığı yerlerden ibaret olmamalı. O yüzden biz dertlendik, derdimiz var Konak için. Hizmet etmek istiyoruz. Bunu da hem İzmirli kendine bir şans olarak görsün hem de bize bir şans olarak görüp hizmet etmemize izin vermelerini istiyoruz. Peki çok teşekkür ederim Sayın Çankırı canlı yayınımıza katıldığınız için. Evet Cumhur İttifakı adayı Ceda Bölünmez Çankırı Konak Belediye Başkanı adayı projelerini açıkladı. Her zaman söylediğimiz gibi 19 gün sonra İzmirli Konaklı kararını verecek ve sandıktan çıkan sonucu hep birlikte merakla bekliyor olacağız. Burak. Bu röportajla birlikte seçime doğruyu noktalıyoruz. Zerrin'le aynı saatte görüşmek dileğiyle.